Evet arkadaşlar, selamun aleyküm. Bugün Risale-i Nur'u okuyup da anlamak isteyenler, Risale-i Nur'daki o manaları çıkarıp ruhuna nakşetmek isteyenler için yepyeni bir yola çıkıyoruz. Allah'ın izniyle bu yolla beraber yürüyeceğiz. Beraber mütalalar yapacağız. Risale-i Nur'daki o manaları beraber çıkarmaya çalışacağız. Biz çayımızı aldık, siz de çayınızı alın. Kaleminiz, defterinizi alın. İnşallah bu yola başlayalım. Bu yola başlarken ilk başta 20. mektuptan başlamak istedik. Neden 20. mektuptan başladığımızı da Rıdvan abi sen istersen açıkla abi. Şimdi 20. mektubu ortaklaşa neden seçtik? 20. mektup gerçekten insanın kalbine ve aklına çok hitap eden bir yer. İnsanın manevi olarak birçok problemlerine ve sıkıntılarına derman sunan, derman sunmakla kalmayıp her bir kelimede birer müjde sunan bir bölüm olduğundan dolayı ben tercih ettim ki sizler de ondan dolayı tercih ettiniz. Evet. Ben o yüzden 20. mektubu seçtim. Yani burada zaten birinci makamda kalbi olarak üstad birçok şeyden bahsetmiş. Tevhidden, vahdetten bahsetmiş. İkinci makamda da daha çok akli olarak tefekkürden bahsetmiş. Biz bu manaların daha çok kalbe işlenmesi için birinci makamı zaten komple işleyeceğiz. O yüzden cidden burada çok istifade ettiğimiz yerler de var. Hatta herkes buradan istifade ediyordur. Mesela onu bulan her şeyi buldur, onu bulamayan hiçbir şey bulamaz gibi birçok mana var. Ve bunlar birçoğu da mesela kalbimize tamamıyla doyuracak şeyler olduğu için biz buraları biraz daha açacağız. İnşallah derinleşmeye çalışacağız. Sen böyle dediğin gibi ben ne zaman hüzünlensem, sıkıntıya girsem bu bölümü açarım. Yani Risale'de tam böyle sıkışmışım, tamam mı? Elimden hiçbir şey gelmiyor. Ama bir şeyler yapmak istiyorum ama elimden bir şey gelmiyor. O zamanlarda genelde 20. mektubu açıp okurum. Bazen de bilerek sesli okuyorum böyle. Hani daha fazla ruhum kalbimi istifade etsin diye. Gerçekten çok farklı bir bölüm. Ben de en fazla Veylehil Masir 11. kelime etkiliyor. Ticaret ve memuriyet için bu dar imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar. Ne oluyor? Direkt insanın vazifesini orada hatırlattığı için bu dünyaya aslında imtihan yeri olduğunu, ticaret ve memuriyet için geldiğimizi ve bundan sonra gideceğimiz diyarda Cenab-ı Hakk'ın makarı saltanatına celbe olacağımızı bahsediyor. Gerçekten insana şey yapıyor, teselli veriyor. Bakış açısı çok güzel bir şekilde her olayda değiştiriyor. Mesela dün ölümle ilgili sohbet yapmıştım ya. Mesela baktığın zaman olaylara çok farklı bir şekilde bakış açısıyla bakıyorsun. Yani herkes tam zıttına bakarken sen tam tersine bakıyorsun. Değil mi? Çok güzel. Ölüm bir hadiseyi bile güzelleştiriyor. Evet. Bak en büyük problemine karşı bak. İnsanın en büyük problemi. Bak şimdi mesela kira problemin var, ev problemin var. Her türlü problemin var ama en büyük problemin olan ölüme karşı bakış açısını değiştirecek bir yer yani. Dün Nesip orayı anlatırken ölüm kavuşmaktır deyince cidden alemde ölümü kavuşmak gibi görmüyordum. Dün orayı anlatınca kavuşmak olarak algıladım artık. Bir insan ölünce sevdiklerine kavuşur. Ya bu mana çok güzel bir şey. Değil mi? İnşallah Allah tam manası ve doğru yaşayanlardan inşallah. Başlayalım. Derin nurcularla devam edelim. Derin nurcularla devam edelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallahu vahdahu la şerike lah. Lahu al-mulku ve lahu al-hamdu yuhyi ve yumit ve huve hayyul la yamut bi yedihi al-khayr ve huve ala kulli şeyin kadir ve ileyhi al-masir. Buhari, Tirmizi, Davud gibi sahih kaynaklarda geçen bir hadis bu. Üstad şimdi 20. mektubun hepsinde bu hadisi bize tefsir edecek inşallah. Evet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. O birdir. Onun hiçbir şeriki yoktur. Mülk ona ait. Hamd ona mahsustur. Hayatı veren de odur, ölümü veren de odur. O kendisine asla ölüm arız olmayan hayy-i ezelidir. Bütün hayır onun elindedir. Şimdi burayın faziletinden bahsedelim. Rivayette şöyle geçiyor. Efendim şöyle anlatıyor. Diyor kim bunu diyor. Günde yüzer defa okursa diyor. 3 gün boyunca bütün kötülüklerden korunur diyor. Hatta 10 tane köle azat eder diyor. Diğer bir rivayette ise diyor ki kim bunu 100 defa zikrederse 1 milyon sevap yazılır, 1 milyon günah silinir, 1 milyon da mertebesi artar diyor. O günden sonra yüzer defa çekmeye başladım elhamdülillah. Ama çok güzel mana. Demek ki mahiyeti de o kadar yüksek ki böyle sevap veriyor. Yani aleyhisselatü vesselam o mahiyetini anladığınız için böyle benzetmelerle ne kadar önemli olduğunu bizlere aktarmış. Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı pek çok fazileti bulunan bir rivayet-i sahihada ismi azam mertebesini taşıyan şu cümle-i tevhidiyenin 11 kelimesi var. Her bir kelimesinde hem birer müjde ve beşaret, hem birer mertebe-i tevhid-i rububiyet, hem bir ismi azam noktasında bir kibriyâ-i vahdet ve bir kemal-i vahdaniyet vardır.
Bu büyük ve ulvi hakikatlerin izahını sair sözlere havale edip bir vade binaen şimdilik mücmel bir hülasa suretinde iki makam bir mukaddime ile ona bir fihriste yapacağız. Ben burada müjde noktasına biraz değinmek istiyorum. Şimdi bu 20. mektubun 1. makamında 11 kelime var. Bu 11 kelimede yani birer birer kelimelerde insana birer müjde var. Yani derdin var, ona bir müjde var. Sıkıntın var, ona bir müjde var. Dünya hayatında bunaldın mı, ona bir müjde var. Yani her bir bölümde müjde var. Bu yakın zamanlarda hem nenem vefat etti, hem de ey babamın babası vefat etti. Şimdi insan bu hadiseler karşısında bir müjde istiyor, bir teselli istiyor. Elhamdülillah bu bölümlerde insan o müjdeyi alıyor. Yani mesela Üstad 7. bölümde inşallah zaten geleceğiz oraya. Ne diyor? Ölüm bir yokluk değil, hiçlik değil diyor. Şimdi bu kelimeler insanın aleminde çok farklı bir etkiye dönmeye başlıyor. Normalde bir insan vefat ettiği zaman, sevdiğin öldüğü zaman, eğer senin Allah'a imanın, ahirete imanın olmadığı zaman seni şu dünya üzerinde ne teselli eder? Hiçbir şey teselli etmez. Hiçbir şey teselli etmez. Ki bunu mesela yakın zamandaki olan hadiselerde yine abilerin, mesela babaları vefat etmişti birkaç abinin. Mesela onlara da sordum. Dedim abi seni şu an ne teselli eder? Allah'tan başka kimse teselli edemez dedi. İmandan başka kimse beni teselli edemez dedi. E bakıyorsun o zaman bu kelimeler bizlere birer müjde. Yani bugün benim nenem vefat etti ama ben yokluğa gitmediğini, hiçliğe gitmediğini, sevdikleriyle orada tekrardan birleştiğini, tekrardan onlara kavuştuğunu bilmek beni çok mutlu ediyor. Mesela ablam orada şunu söylemişti. Ablam nenem dedi, dedeme kavuştu. Nasıl insan dünyaya gelirken sevdikleri tarafından karşılanıyor. Aynı şekilde insan öldüğü zaman, pardon, ahirete doğduğu zaman sevdikleri tarafından karşılanıyor dedi. Hiç böyle düşünmemiştim. Çok farklı bir şekilde alemim değişti. Ben niye üzülüm ki? Kocasına kavuştu. Bir insanda bence ahirete imanın en iyi şekilde oturmasının bir yolu o insanın yakın bir sevdiğinin ölmesi. Evet. Niye? Çünkü yakın bir sevdiği ölünce bir çıkış yolu arıyor. Ki zaten işte İbrahim de öyle olmuş değil mi İbrahim? Hatta sen... buraya gelme sebeplerinden en büyük sebep bu yani. Değil mi? Yani babam vefat ettiğinde ben cidden çok arayış işine girdim. Hep babamın mezarında gidip isyan ediyordum. Allah affetsin. Ama ondan sonra mesela Allah oradaki yakarmama rağmen buraları bana açtı, buraları gönderdi yani Allah. Yani belki oralarda gidip dua etmeseydim, oralarda aramasaydım kesinlikle böyle bir yerler açılmazdı yani. Peki bu hakikatleri almadan önceki İbrahim'le şimdiki İbrahim arasında ne kadar fark var? Çok fark var. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Sen bunu söylemeden önce ben tam buraya girecektim. Mertebe-i tevhid-i rubiyet kazanır diyor ya. Alır diyor ya. Mesela öyle bir mertebeye geliyorsun ki her şeyin Allah'tan geldiğini biliyorsun. Öyle bir mertebe kazanıyorsun ki Allah'ın aslında seni bir şeylerle terbiye ettiğini anlıyorsun. Mesela babamın ölmesi benim resmen bir terbiyemmiş. Ondan sonra babamın 7 ay boyunca yatalak yatması, babamın bütün günahlarının, yani bütün değil de birçoğunun silinmesi demek. Babamın terbiyesi demek. Yani baktığımızda kesinlikle tevhid nazarıyla bakmayı öğrendim. Ve burada şu an birçok olaya tevhidle bakıyorum. Kim aldı Rıdvan abinin nenesini? Allah. Kim aldı Orhan abimizi? Allah. Mesela birçok olaya artık bu cihetle bakmaya çalışıyorum. Evet. Tevhid-i rubiyet. O mertebeye ulaşıyorum ya. Evet. Elhamdülillah. Daha fazla da ulaşmayı Allah bize nasip etsin inşallah. Ya valla kapılar açılıyor ya. Vallahi bile bak müjde noktasında bir şey. Bak ne dedi İbrahim orada? Doğrudan doğruya her şey Allah'tan geldiğini tevhid sayesinde öğrendim dedi ya. Mesela şimdi yatsı namazını kıldıktan sonra oturuyorum işte balkonda. Ya aklıma şeytan öyle şeyler atıyor ki. Ya diyorum keşke bunu yapmasaydım. Keşke şu olmasaydı. Keşke bu olmasaydı. Böyle içimden geçiyor tamam mı? Ama her şeyin doğrudan doğruya Allah'tan geldiğini bilmek ve hadiselerin, musibetlerin ve sıkıntıların Allah'tan geldiğini bilmek insanın alemindeki o keşkeleri silip atıyor. Diğer şekilde yani bu kafandaki vesveseleri götüremiyorsun. Ve hayatın bu şekilde keşke şunu yapmasaydım, bunu yapmasaydım, böyle olmasaydı ama Allah gönderdi ve böyle takdir etti ve böyle oldu. O zaman Allah hakimdir, abes iş yapmaz. Allah bunu yaptıysa en doğrusudur deyip yine kendine bir müjde buluyor işte. Evet. Elhamdülillah. Zaten diyor ya burada diyor her birinde diyor ayrı bir ismi azam kazanacaksın diyor. Ve o mertebeyi tevhid-i rubiyeti burada kazanacaksın diyor. Buradaki manalarla kazanacaksın diyor. Evet. Her birinde cidden... bir tevhidi bulacaksın yani. Evet, evet. Hadi başlayalım inşallah. Mukaddime.
katiyen bil ki hilfetin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billah'tır. Yani Allah'a imandır. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı imanı billah içindeki marifetullah'tır. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Ve ruhu beşer için en halis surur ve kalbi insan için en safi sevinç o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir. Evet, bütün hakiki saadet ve halis surur ve şirin nimet ve safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullah'tadır. İsterseniz abiler buraya kadar okuduk. Şimdi tekrar başa dönelim. Tekrar cümle cümle açaraktan gidelim inşallah. Buyur. Katiyen bil ki hılkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi imanı billah'tır. Şimdi ben burada bir soru sormak istiyorum. Şimdi burada üstad gerçekten iddialı bir cümle kullanıyor. Ne diyor? Hılkatin yani yaratılışın en yüksek gayesi. Bak gaye demiyor. En yüksek gayesi. Ve fıtratın diyor. Fıtratımızın en yüce neticesi. Neticeleri var fıtratımızın. Hilkatimizin, yaratılışımızın bazı gayeleri var. Ama diyor hepsinin üstünde bir şeydir. İmanı billah. Yani Allah'a iman. Evet. Üstad neden Allah'a imanın bu kadar önemli olduğunu bize söylüyor? Fıtratımızın en yüce neticesi baktığımızda Allah'a iman. Çünkü her bir şeyde Allah'a dayanıyorsun. Her bir şeyde. Mesela diyorsun yine gelecek sene burada bir fıstık olacak ya diyorsun. O yüzden burada bizim dayanak noktamız Allah olduğu için bütün kapıların Allah'a yöneldiğini gösterdiği için bizim en büyük amacımız iman-ı billah olması lazım. Zaten diğer iman rükünlerin hepsinin temelinde iman-ı billah yani Allah'a iman oluşturuyor değil mi? Allah'a iman etmeyen biri peygamberlere de iman etmez. Evet. Çünkü peygamberler Allah tarafından gönderilen elçilerdir. Biz böyle iman ediyoruz. Evet. Bir ahirete de iman etmez. Ahiret dediğimiz mevzu Cenab-ı Hakk'ın bizi öldükten sonra tekrar bizi diriltmesi ve ebedi bir alemi halk etmesi. Allah yoksa ahiret de yoktur. Kader, kaza derken bütün iman rükünleri ortadan kalkmış oluyor zaten. Evet. Hepsinin temelini, özünü imanı billah olsun. Yani imanın oturabilmesi için ilk başta bir insanda Allah'a imanın net bir şekilde oturması lazım. Diyebilir miyiz o zaman? Evet. Bir de burada mesela hilkatin en yüksek gayesi diyor Üstad Hazretleri. Şimdi burada ben şöyle bir mana çıkartıyorum. Şimdi kainatı incelediğimizde her şeyde bir yaratılış var. Tavuğun bir yaratılışı var, ineğin bir yaratılışı var, güneşin yaratılışı var, bulutun yaratılışı var, yağmurun yaratılışı var. Her şeyin bir yaratılışı var, insanın da bir yaratılışı var. Ama fark burada şu, hilkatin diyor en yüksek gayesi. Neden insanın yaratılışı en yüksek oluyor? Çünkü Allah ile birebir tek muhatap olabilecek varlık canlı insandır. Yani biz aklımız ile Allah ile muhatap oluyoruz. Yani yüce yaradan, her şeyi an be an elinde tutan, bütün kainatın sahibi olan Allah seni muhatap alıyor. O yüzden yaratılışın en yüksek gayesi oluyor. Yani bugün bir inek, ne bileyim bir tavuk veya devasa devasa küreler, yıldızlar, güneşler Allah ile muhatap olamıyor, sen oluyorsun. İşte o yüzden hilkatın en yüksek gayesi bizde oluyor. Aslında evet. Burada hilkat yaratılış ya. Evet. Aslında yine onlar da bir nevi görev yapmış oluyor. Çünkü esmalarını göstermiş oluyor. Onlar da mesela en yüksek tabii. Ama biz kendisiyle direkt muhatap olabiliriz. Evet işte buradaki tam evet onlar da çok güzel yaratılıyor. Çok muazzam bir şeyle yaratıyor. Ama tam burada hani bizim en yüksek olmamızın sebebi yaradanla. Yani bizi yaratan zat ile birebir muhatap oluyorsun. Evet. Biz şuurlu bir şekilde onlarla muhatap oluyoruz. Evet. Hayvanlar olsun, bitkiler olsun bunlar şuursuz bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın esmalarını üzerine taşıyorlar. Ama bunun farkında değiller. Evet. Bizim onlarla aramızdaki en büyük fark biz Allah'ın esmalarını kendi üzerimizde taşıyoruz. Aklımızı kullanarak bunun farkına varıyoruz. Farkına vardığımız için de onlardan üst mertebe çıkmış oluyoruz. Hatta Eddahiyatü'den ne diyoruz? Ya Rabbim bütün her şeye şahitlik ettim. Evet. O şahitliğin hepsini sana sunuyorum. Evet. Yani... Tamam abi çok güzel ya. Biz o zata biz sunuyoruz. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı iman billah içindeki marifetullah'tır. Bak mesela burada cidden bir insan diyelim Bill Gates'i tanıyor. Bill Gates'le konuşuyor tamam mı? Şimdi bu adamı sen ne dersin? Kesinlikle bu adamın parayla hiçbir sıkıntısı yoktur. Hatta bütün kapılardan girer dersin. Evet.
Evet. Şimdi sen kalkıp bu kainatın sahibini tanısan, bak güneşi döndüreni tanıyorsun, dünyayı döndüreni tanıyorsun. Ondan sonra oksijen dengesini tutanı tanıyorsun, kalbini attıranı tanıyorsun. Şimdi baktığımızda ne oluyor? Onu tanıyınca kesinlikle diyorsun ki bana zarar gelmez. Niye? Çünkü seninle muhatap ve senin bütün ihtiyaçlarını da karşılıyor ve seni sevdiğini de gösteriyor. Şimdi baktığımızda marifetullah, onu tanıdıkça ne oluyor? Bütün her şeyin kapısı bize açılıyor. Hatta bir ismi de Fettah, bütün kapıları açan. Şimdi bak tanıdıkça sen diyorsun yine bütün kapılar bana açılacak zaten. Hatta başına bir olay geldi hakim ismiyle. Ne diyeceksin? Burada bir hikmet var diyeceksin. Veya diyelim bir kötü bir olay gördün. Ceylan'ı aslan yedi. Şimdi bakacaksın orada Allah'ın merhametini yine göreceksin. Niye? Çünkü aslanı da besliyor. Baktığımızda Allah'ın merhametini gördükçe diyorsun yine bu olay kötü değil. Yani marifetullah ilmi bize olayların çirkin yüzünü güzel tarafa çeviriyor. Evet. Hatta ne diyor? İnsaniyetin en âli mertebesi. İnsaniyetin en yüksek mertebesi neymiş? Marifetullah'mış. Yani Allah tanırsa bütün olayların arkasında hikmeti görür. Bütün olayların arkasında faydayı görür. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Kainatta faydasız bir şey göster desem gösteremez kimse. Yani say desek birçok şeyi sayarım. Hatta yağmurun, üstad diyor, yağmurun yağmur tanesi kadar hikmeti var diyor yağmurun. Bak yağmurda bu kadar hikmet var. Şimdi baktığında sen Allah'ı tanıdıktan sonra hangi olayda abes bir şey görürsün? Hangi olay kötü gelir senin gözüne? Evet. O yüzden en âli mertebesi budur. Marifetullah'tır yani. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Şimdi insan saadet deyince aklına güzel mutlu anlar geliyor. Şimdi baktığımızda o mutlu anlar neyle oluşuyor? Kesinlikle Allah'ın bizim üzerimizde yaratma kudretini göstermesiyle. Şimdi sen mesela Allah'ı tanıdın. Baktığımızda o olayların arkasında bir merhametli bir Allah'ı gördüm. Ve sen kalkıp ne diyeceksin? Ya kesinlikle ben yaratılıyorum ve şu an benim karşıma benim istediğim şekilde şeyler çıkıyor. O zaman diyorum ki ne? Benim isteklerime göre birilerini çıkartıyorsa bana birisi muhabbet duyuyor ki istediklerime göre birilerini çıkartıyor. Evet. Yani ben mesela şu an Allah'ı tanıdım. Tanıdıktan sonra ona karşı bir muhabbet duyarım. Neden? Çünkü bir insanı tanımadan sevmezsin. Aynı şekilde Allah'ı da tanımadan sevmezsin. Marifetullah sonucu muhabbetullah oluşur. Muhabbetullah sonucunda ne çıkar? Kesinlikle mutluluk. Yani her şeyde bir hikmet gördüğümüz gibi orada bir mutluluk da olur. Yani bugün senin annen öldü. Ya canını kim aldı? Allah. Veren kimdi? Yine Allah. Şimdi her şeyi aynısıyla iade eden sana da aynısını vermez mi? Yine verir. Yani anneni sana yine verecektir. Annem zayi olmadı diyorsun. Bak Allah'a karşı muhabbet duyman olayı daha farklı noktaya taşıyor. Hatta bütün kafandaki evhamı siliyor. Evet. Elhamdülillah. Zaten Bediüzzaman Hazretleri mana itibariyle söylüyor. İnsan güzeli sever. İnsan ihsan edilmesini sever. Ve diyor insan kemali ister. Nasıl bir tişört alıyorum ise en güzel tişört olsun. Berbere gibi tıraş olacaksın, en güzel tıraş olur. En güzel tıraşı yapsın. Bir ayakkabı alacaksın, en güzel ayakkabı olsun. Ne oluyor? Sürekli bir şeye mükemmelliği alıyorsun. Cemali zaten güzelliği. Herkes kendisinin güzel olmasını istiyor. Yediği yemeğin güzel olmasını istiyor. Baktığı manzaranın güzel olmasını istiyor. Her zaman her yerde insan güzeli arıyor. Bunların hepsinin kaynağının ve menbaının işin özünde Allah olduğunun farkına varmaktır marifetullah zaten. Onların hepsinin arkasında Allah'ı görebilmektir. Bunların asıl kaynağının ve menbaının Allah olduğunu görünce ne oluyor? Otomatik olarak diyorsun ki ben niye bu sebeplere takılayım ki ya? Menbaya yükseleyim deyip içeride reaksiyon gösterip muhabbetullah'a dönüyor zaten içeride. Marifetullah sonucu. Mesela ben bir ekleme daha yapayım. Cidden bak ben şu an daha yeni idrak edebildim. Mesela bende en değerli şeyler nedir desem bütün bedenimde her şeyi sayarım ama en başta mesela gözümü sayarım veya kalbimi sayarım. Mesela gözü bana vereni ben kesinlikle görmek isterim ve tanımak isterim. Ve bu gözü bana takıyorsa bak beni seviyordur. Şimdi düşünsene mesela sana gözü veren birisini görmemişsin ve göreceksin. Düşünsene sana bu nimeti vereni gördükten sonra ne yaparsın? Bir muhabbetin duyar ve muhabbetin daha fazla artar. Şimdi baktığımızda kainat üzerinde insanlara daima bir verme var bak. Gözünün daima görmesi. Şimdi bak bu kadar büyük bir nimet kesinlikle Allah'a karşı bir muhabbetimi arttırıyor. Bugün benim gözlerim kör olsa birisi bana verse Allah senden razı olsun derim yanından sürekli hizmet ederim o adama. Şimdi Allah için de böyle işte. Allah bak bana öyle bir görme yeteneği vermiş ki. Mesela kainatta her şeyi müşahede edebiliyorum. Şimdi Şener abinin bu Risale-i Nur'da derinleşme kitabı var ya. Onu okuduğumda tam da bu 20. mektubu ele almış. Diyor ki, imanı billah, marifetullah, muhabbetullah,
lezzet-i ruhaniye. Al diyor sana manevi olarak hedef diyor. Her bir mahlukatta, her bir canlıda, her bir olayda, her bir hadisede, her bir güzellikte veya kötülükte, yani dünyada başına gelen bütün olaylarda, bütün mahlukatlarda bu dört mertebeyi say ve sen bu dört mertebenin neresindesin? 1. Allah'a iman. Gerçekten ediyor musun? Peki Allah'a iman nasıl olur? Marifetullah olur. Marifetullah nasıl olur? Allah'ın yaratmış olduğu her bir mahlukatta Allah'ın hangi esmasını görüyorsun? O esmayı okuyor musun, okumuyor musun? Bak bir, ne? Bize hedef. Okudun. O okuduğun şey, o mana sende muhabbetullah'a döndü mü, dönmedi mi? Al sana manevi olarak hedef. Bunu da yaptın. Peki o muhabbetullah sende lezzet-i ruhaniye döndü mü, dönmedi mi? Dönmediyse niye dönmedi? Bunu da araştır. Yani tetkik et, oradaki o sıkıntıyı çöz ve hemen oradaki olayı lezzet-i ruhaniye çevir. Yani muhabbetullah'tan lezzet-i ruhaniye çevir. Yani gerçekten Şener abi bunu söylediğinden belli elhamdülillah, bilgisayarın yan tarafında benim şey var, bir bölüm var. Orada bu kısmı yazdım. Bu dört bölümü yazdım. Her olayda. Sen şu an bu olayda neredesin? Mesela nenemin olayı oldu, mesela vefat etti. Bu olayı nasıl görüyorsun? Burada Allah'ı okuyabiliyor musun? Yani zahiren kötü gibi değil mi? Bu olayda Allah'a muhabbet edebiliyor musun? Bu olaydan lezzet alabiliyor musun? Veya başına bir olay geldi, hakeza. Bir canlıya baktın veya işte yarın öbür gün evleneceksin, evleneceğin eşinde bunu görebiliyor musun, göremiyor musun? Yani bir manevi bir tablo oldu. Yani gerçekten ben kendi şahsıma uyandığımda artık dünyaya farklı bir şekilde uyanıyorum. Yani olaylara farklı bir mana yükleyerek hayatımdan daha fazla lezzet almaya başladım. Mesela maddi olarak hedeflerimiz var, manevi olarak hedeflerimiz var ama Allah'ı tanıma noktasında yani hedeflerim vardı ama bu kadar keskin değildi. O yüzden bu bana çok güzel bir rota oldu elhamdülillah. Bence herkesin de üzerinde giden seyirken bir rota. Kesinlikle. Her Müslümanın. Kesinlikle. Sadece Risale-i Nur talebelerinin de değil, her Müslümanın yani bu rota üzerine gitmesi lazım değil mi? Çünkü Allah'ı tanımasa olaylar çirkin görecek. Olayı çirkin gör bir süre sonra diyecek ki haşa, Allah yok diyecek, Allah'a inkara gidecek. Mesela bir çocuk tecavüzleri olsun, ondan sonra yapılan zulümlere Allah'ın müsaade etmesi olsun. Ne yapıyor? Allah'ın orada esmalarını okuyamıyor, hakim ismini okuyamıyor, Allah'ın o cemalini, rahmetini, merhametini okuyamıyor. Bunun neticesinde ne oluyor? Dinden çıkmaya kadar gidiyor yani. Gidiyor. Ki genelde de Müslümanlarda bu oluyor yani. Zaten bak burada lezzet-i ruhaniye diyor ya. Lezzet. Şimdi lezzet-i ruhaniyeyi benim yakalamam lazım. Çünkü ben bu lezzet-i ruhaniyeyi yakalamazsam ne yapacağım? Haramların lezzetine gideceğim ben. Şimdi içimdeki nefis devamlı lezzeti istiyor. Zaten Üstad Bediüzzaman Hazretleri de söylüyor. Nefsin merkezinde, kaynağında ne yatıyor? Lezzet yatıyor. Ben o lezzeti almam lazım. Yani helal dairede, bu manevi alemde ben lezzet almazsam dolayısıyla benim bu nefsim neyi isteyecek? Haramlardaki aynen lezzeti isteyecek. O yüzden haramlardan kurtulmanın yolu lezzet-i ruhaniyeyi yakalamak. Evet. Zaten misal özellikle bu son süreçte nefsim böyle gayrimeşhur lezzetleri isteyip onlara meylettiği zaman direkt kendime şunu söylüyorum. Diyorum ki sen şu anda o tevhidin, marifetullahın o lezzetini alamıyorsun. Alamamanın neticesinde o nefis otomatik olarak dışarıya kayıyor. Evet. Aslında burada suç sadece nefiste değil. Nefsin başına durmayan bizlerde. Evet. Asıl suç orada. Niye? Nefse o imandaki lezzeti tattırsan, tattırmak için tefekkür etsen. Yollarını arasan. Zaten Allah yardım ediyor. Kesinlikle. Sen samimi olduğun zaman, gerçek manada istediğin zaman Allah mutlaka yardım ediyor ya. Mutlaka yardım ediyor. Şimdi burada mesela ben de şuna değinmek istiyorum. Bu dünyalık cihetiyle baktığımızda dünyadaki bütün her şeyde bir tatminsizlik var. O tatminsizlik olduğu için böyle bir sonuca varmamız lazım. Böyle bir yola çıkmamız lazım. İnsan eğer dünyadan lezzet alıyorsa buna girmesin hadi. Hadi ben böyle bir iddia atıyorum ortaya. Bak cidden ha. İnsan eğer dünyadan tamamıyla lezzet alıyorsa, ruhu tahrip olmuyorsa, ruhu tatminsizlik yaşamıyorsa, maddelerde o lezzeti alırken tatminsizlik yaşamıyorsa bu yola girmesin. Ama giren her insan bu dört tane hedefi uygulaması lazım. Eğer insan lezzet almak istiyorsa, ruhunu beslemek istiyorsa. Peki mesela insan lezzet mi almak istiyor sadece? Lezzet bakımından bakarsa? Hayır. Sadece lezzet değil, o lezzette acı da çekmek istemiyor, sıkıntı da çekmek istemiyor. O lezzette gerçek tam manadaki lezzeti istiyor. E peki dediğin gibi İbrahim, bu ehli dünyada var mı?
Yani dünyevi şeylerde gerçekten bu hakiki manada mutluluk, lezzet, haz, keyif var mı? Yok. Mesela ne dedik burada? Marifetullah içinde muhabbetullah dedik değil mi? Şimdi biz Allah'ı nasıl tanıyoruz? Yaratmış olduğu şeylere bakıyoruz. O şekilde tanıyoruz. O şekilde muhabbetimiz artıyor değil mi? E şimdi bizim de bu dünyada muhabbet ettiğimiz, tanıdığımız, vakit geçirdiğimiz birçok insan oldu. Birçok eşya oldu değil mi? Arabası oldu, evi oldu, Efendimiz'in işi oldu, makamı oldu. Her şeyi elde ettin. Ve her şeyden de lezzet almaya çalıştın. Ama biri bana desin ki evet ben gerçekten bu işte hakiki manada lezzet aldım. Haz aldım, keyif aldım. Gerçekten bu işte hakiki saadeti ve mutluluğu yakaladım desin. Tamam. Ve dünya sisteminde bu yok abi. Bu yok. Gerçek manada yok. Zaten o yüzden üstad ediyor. Hakiki saadet, hakiki mutluluk bir kızda var mı? Bir arabada var mı? Bir evde var mı? Bir makamda var mı? Yok. Sadece geçici manada bir aldatma var ama arkasından o mutluluk hakiki manada olmadığını bizzat kişi fark ediyor. Ne dedi? Halis surur yani sevinç. Mesela ilk birisiyle tanışırsın, çok mutlu olursun. Belki o gece yatamazsın. Ne oldu? Sen orada gerçek bir sevinci yakaladı mı zannedersin. Ama ayrılıp gidince... Halis değilmiş. Ya. Mesela benim araba tutkunluğum vardı. O trafik kazasında şöyle arabaya bir baktım. Bütün sevincim, bütün mutluluğum o gün yerle bir oldu. Onun o fanini öyle bir gördüm ki. Dedim bu mu dedim ya. Zaten intibah mantığında biz diyoruz ya, sorgulamak diyoruz ya. Ben ondan sonra böyle hayatımı iyice sorgulamaya başladım. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Yani her şeyi alıyorsun, üniversite yıllarında her şeyi yaşıyorsun. Kazalar, musibetler. E niye böyle oluyor? Düşünüyorsun, tartıyorsun. O zaman diyorsun ki gerçek burada değil. Bunlar sahte. İşte o yüzden üstad ne diyor mesela bak, hakiki diyor. Ne diyor? Halis. Yani katıksız, zeytinyağı gibi. Katıksız o sevinci imanda yaşıyorsun. Şirin nimet diyor. Birçok nimeti tadıyorsun, lezzet alıyorsun ama o gerçek nimeti yakalayamıyorsun. Ve sonra diyeyim, safi lezzet. Safi. Temiz, tertemiz. Aldığın bütün haram lezzetlerde o safilik yok. Ne yazık ki. Ruhu kirletiyor, kalbi kirletiyor. İnsanın hayatını cehenneme gitmeden bu dünyada cehennemi yaşatıyor. Ama iman öyle değil. Elbette marifetullah ve muhabbetullah'tır diyor. Yani bu hakiki saadet, hakiki surur, şirin nimet, safi lezzet elbette marifetullah ve muhabbetullah'tadır. Ki insan bunu hayatının her alanında test etse bunu görebilir. Ben elhamdülillah ben test ettim. Ben gördüm abi. İmanda tam gördüm mü? Görmedim ama orada olduğunu biliyorum. Ufak ufak geliyor gidiyor. Rabbim inşallah onu devamlı bir şekilde hissetmeyi, tatmayı, arzulamayı bizlere nasip eylesin. Zaten üstad da bir yerde o manayı söylüyor ya. Diyor ki ne? Sen diyor hayvan gibi olamazsın diyor ya. Hani evet. Senin istikbalden korkun. Geçmişteki elemin o lezzeti sana hiçbir şekilde aldırmaz zaten. Çünkü düşünsene her an ölecek korkusuyla yaşıyorsun. Bak gülerek söylüyorum ama bu nasıl bir mana var? Yani insan ölmeyecek gibi yaşıyor. Ölmeyecek gibi yaşadığı için de bu dünyada var zannediyor. Ama düşünsene sürekli o ölüm korkusu var. Ondan lezzet alabilir mi? Bak yemeği ağzına attı. O boğazında takılacak diye korkuyor mesela. Boğazından geçiyor. Bak cidden ha o sürekli kafasında evham olacak ve o evham sonucunda ne o etin tadında tat olacak ne de dilinde onu tadını alacağın bir istidadın olacak. Yani hiçbir şey sende tamamıyla oturmayacak. O yüzden ne yapmak lazım? Cidden Allah'ı tanımak lazım ve Allah'ın aslında bizden ne istediğini görmemiz lazım. O da bunun nasıl oluyor? Marifetullah ve muhabbetullah sonucunda. En sonunda da lezzet-i ruhaniyeyi tatmakla. Çünkü o olmazsa cidden her günümüz evhamla geçer. O zaman son şu cümleyi söyleyelim, bitirelim. Bir insan hakiki saadet, halis surur, şirin nimet, safi lezzet istiyorsa ne yapması lazım? Marifetullah etmesi lazım. Evet, marifetullah ve muhabbetullahı istemesi lazım. Gerçekten isteyen insan bunları yakalar. Akli tefekkür de çok önemli. Bunu da ekleyelim. Zaten yine üstadın dediği gibi ya aklını çıkar at, hayvan ol kurtul diyor ya. Cidden oradaki mevzu akıl yani. Sen aklını kullanarak ancak Allah'ı tanırsın. Ve Allah'ı tanırsan ancak kalbine Allah'ı tamamını oturtabilirsin. Çünkü kalbin rızkı aslında akıldaki tefekkürdür. O yüzden tefekkürümüzü bolca yapmamız lazım kainat üzerinde. Üstad Hazretlerinin o zaman burada bize çizmiş olduğu rotadan gitmeliyiz. Ki dünyada
o haram lezzetlere bakmayıp imanın o lezzetine varalım inşallah. Bu rota neydi? Bu rotayı tekrar edelim, bitirelim inşallah. Bu rota ilk başta imanı billahtı, yani Allah'a imandı. Allah'a imanın verdiği bir marifetullah'tı, yani Allah'ı tanımaydı. Allah'ı tanımanın neticesinde muhabbetullah'ın oluşmasıydı. Muhabbetullah'ın neticesinde de lezzet-i ruhaniyenin oluşması. Zaten bu mertebelerden biri hemen bir sonrakini doğuruyor. Diyelim bir kargodan bana bir tişört geldi, bir gömlek geldi, bir şey geldi. Ben de şunu sorarım. Yani bunu gönderen kim? Ama ilk başta gönderen birinin olduğunu bilmem lazım. Yani gönderen bir yaratıcımın olduğunu bildiğim zaman, net bir şekilde onu alemimde idrak edip evet bir yaratıcım var dediğim zaman otomatik olarak hemen arkasından bu yaratıcı kim? Bunun kim olduğunu, nasıl bir zat olduğunu da kainattan o marifetullah ilmiyle, yani onu tanıyarak, bize göndermiş olduğu her bir şeyle onu tanıyarak. Nasıl ki sanata bakıp bir sanatkarı tanıyoruz. Şu bardağa bakıyoruz mesela, diyoruz ki bardağı yapan biri var işte, bunu görüyor. Gören biri yapabilir bence. Hayat sahibi olması lazım. İlim sahibi olması lazım. Ne bileyim, şekillendiren olması lazım. Şekillendirme özelliği var, sanatkarlığı var. Bu gibi özellikleri çıkarıyoruz bu bardağa bakınca, bu bardağın arkasındaki sanatkarı. Aynı o şekilde de kainattaki her şeye baktığımız zaman kainattaki her şey bir sanat. Bu sanatın arkasındaki sanatkarı tanıyoruz. Tabi bu yolculukta, bu tanıma işinde sadece aklımız bize hiçbir şekilde yetmeyecektir. Niye? Tamam, mesela ben bu bardağın arkasındaki adamı tanıdım, dediğim gibi hayat sahibi, gören, duyan, kudret sahibi, irade sahibi. Ama yani iyi biri mi, kötü biri mi, şefkatli mi, merhametli mi, ben bu bardağa bakarak onu çıkaramam. O yüzden ne yapmamız lazım burada? Burada bizatihi Allah'ın kendisini tanıtması lazım o zaman. Artık Allah'ın devreye girmesi lazım. Burada işte Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Kur'an-ı Kerim'e bakarak da Cenab-ı Hakk'ı tanıma yolunda gayret etmeliyiz. Kainat, Resulullah ve Kur'an-ı Kerim. Bunlara bakarak marifetullahımızı geliştirmeli. Onun neticesinde zaten marifetullah gelişir gelişmez bir muhabbetullah doğacak hemen ardından. O muhabbetullahın neticesinde lezzet-i ruhaniye gelecek. Tabi bunu anlatıyorum da böyle şimdi güzel bir şekilde anlat. Bu mertebeler zor. Kolay değil. Her şu ahir zamanda, zihinlerin bu kadar kirlendiği bir zamanda. Niye? Dışarı çıkıyorsun. Dışarı çıkmana gerek yok. Telefonu açıyorsun. Bir sosyal medya hesabına giriyorsun. Affedersin, bir keşfete tıkıyorsun. Zihin allak bullak oluyor. Geldi o zihnin içinde, o kirli zihnin içinde. Sadece zihin değil, gözden giren günahlar ruhu da tesir ediyor. O ruha giren günahlar, o zihne giren günahların neticesinde gel de Cenab-ı Hakk'ı ara, bul onların içinde. Cenab-ı Hakk'ı tanımak iste. Tabi bu zorlu bir mücadele olacak. Var mı başka söyleyeceğiz bir şeyler? Allah razı olsun. Rabbim bu hedefleri her alanda uygulayan kullarından eylesin. Amin. Gayret etmemiz lazım. Gayret edelim ki inşallah akil lezzete, saadete, surura ve nimete kavuşalım. Allah razı olsun. Fatiha. Mesela.